Özel gündeme hoş geldiniz. Programdan önceki kamu spotunda da gördünüz. Erasmus Plus programını konuşacağız. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Sayın Bülent Özcan konuğumuz. Erasmus Plus nedir, ne gibi imkanlar sunuyor? Hiç haberi olmayanlar, daha önce ilgilenen ama detaylarını bilmeyenler için çok farklı bilgiler verecek Bülent Bey bize. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk. Öncelikle başarılar dileyelim. Sağ olun, çok teşekkür. Zor bir işi kotarıyorsunuz. Ve şimdi kapsamını iyice genişletmişsiniz Erasmus Plus yaparak. Önce Erasmus Plus nedir, oradan başlayalım mı? Tabii ki. Erasmus Plus tüm Avrupa coğrafyasında, Türkiye'nin de dahil olduğu 34 ülkede Avrupa Birliği tarafından yürütülen eğitim, gençlik ve spor alanında sağlanan desteklere verilen programın adı olarak kısaca söyleyebiliriz. Bunu Türkiye Ulusal Ajansı gerçekleştiriyor. Evet, galiba. Bütün Avrupa ülkelerinde bizler gibi ulusal ajanslar var. Her ülkenin ulusal ajansı o ülkedeki proje koordinasyonunu gerçekleştiriyor. Türkiye'de de Türkiye Ulusal Ajansı ülkemizdeki kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın bu desteklerden faydalanabilmesi için gerekli koordinasyonu yapıyor. Avrupa Birliği ile koordineli olarak tabii ki. Gelişim düzeyini artırmayı amaçlıyor galiba. Tabii ki. Peki Erasmus programlarından bahsedelim biraz. Neleri kapsıyor Erasmus programları? Sonra da detaylarına gireriz. Aslında Erasmus programı daha önce hayat boyu öğrenme ve gençlik programı olarak yürütülüyordu. Toplamda 5 öncelik alanı vardı. 2003 yılından beri Türkiye bu kaynaklardan faydalanıyor ama yeni dönemde biz bu 5 öncelik alanını 6'ya çıkardık. Toplamda bu öncelik alanlarına bakarsak bunlardan bir tanesi okul eğitimi, bir tanesi yüksek öğretim, bir tanesi meslek eğitimi, bir tanesi yetişkin eğitimi, bir tanesi gençlik, diğeri de spor olmak üzere 6 tane temel üst başlık altında Türkiye'de bu alanlarda geliştirecek olan projelere destek sağlayacak bir program. Peki bu başlıklara tek tek gireceğiz ama öncesinde bu programın kapsamına giren kişiler nasıl başvuruyor? Ne gibi şartlarınız var? Tabii. Türkiye'deki koordinasyon, az önce söyledik, Türkiye Ulusal Ajansı'nda proje yapmak isteyen kuruluşlarımız proje fikirlerini geliştirerek Türkiye Ulusal Ajansı'na başvuru yapacaklar. Bizim başvuru sistemimiz online yapılıyor. Yani web tabanlı bir sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Türkiye Ulusal Ajansı'nın web sayfasına ua.gov.tr'ye girdiğinizde bir kayıt sistemimiz var. Oraya kayıt oluyorsunuz. Bir kullanıcı adı alıyorsunuz. Size proje dokümanını o kullanıcı adıyla indirme şansı sağlanıyor. O proje dokümanını dolduruyorsunuz ve Ulusal Ajansı'nın yine web sayfasına o dokümanı yüklüyorsunuz. Sadece imza olarak son sayfadaki proje dokümanının son sayfadaki ilgi bölümünü imza atıp yine sisteme yüklemenizi istiyoruz. Yani evrak işi hiç yapmıyoruz. Tamamen web tabanlı bir sistem üzerinden gidiyoruz. Tam Avrupa'yı bir yöntem diyorsunuz. Evet. Peki kurumlar ve kişiler başvurabiliyor galiba buna. Şimdi elbette. Aslında bu yeni dönemde, daha önceki dönemde kişiler başvuru yapabiliyorlardı ama bu yeni dönemde çok ağırlıklı olmak üzere kurumlarımız başvuruyor. Bir istisnamız var. O da gençlikle alakalı. Gençlik programımızda 4 tane gencimiz bir araya geldiği zaman biz onları tüzel kişi sayıyoruz. Yani aslında onlar şahıslar, 4 şahıs bir araya geliyor. Biz onları sivil toplum örgütü sayıyoruz ve başvurularını kabul ediyoruz. Dolayısıyla kişisel başvuruda tek istisna gençler üzerinde. Diğer programların tamamında bir tüzel kişilik, kar amacı güden veya gütmeyen, hiç ayrım yapmıyoruz. Kamu, sivil toplum, özel sektör, tüm kuruluşlarımız programlarımıza başvuru yapabilir. O zaman bu istisnayı açalım biraz. Gençler hangi amaçla başvurabiliyorlar? Ne düşündüklerinde ulusal ajansın kapısını sanal olarak da olsa çalabilir. Elbette. Gençlik açısından bakıldığı zaman iki tane proje türümüz var. Aslında bütün programlarda böyle ama gençlik detayına girecek olursak, birincisi biz bunlara öğrenme hareketliliği diyoruz. Yani gençliğin kısa dönemli, belli bir süreyle Avrupa Birliği üyesi ülkelere gidip orada bir şeyler öğrenip kültürel anlamda, kişisel gelişim anlamında, mesleki anlamda geri dönmesini hedefleyen programlar olarak tanımlayabiliriz. Veya tam tersine Avrupa'dan gençleri Türkiye'ye davet ederek onlarla beraber birlikte bir konu üzerinde, konu sırlaması olmaksızın geliştirecekleri projelere destek sağlıyoruz. Aynı zamanda gençlerin gönüllü olarak çalışmalarını teşvik ediyoruz bu öğrenme hareketliliklerine. Örneğin Türkiye'den bir gencimiz Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bir ülkeye giderek bir engelli merkezinde, yaşlı merkezinde, bir üniversitenin kütüphanesinde, bir gençlik merkezinde, yani gençlikle ona kendisine bir şey katabilecek bir alanda gönüllü olarak çalışmak istiyor. Bu kapsamda da yine başvuru yapıp Avrupa Birliği üyesi ülkelere gidebiliyor. İkinci tarz projemiz ise biraz daha uzun soluklu, daha detaylı projeler. Onlara biz stratejik ortaklıklar adını veriyoruz. Yine gençlik alanında sivil toplum örgütleri, yerel yönetimlerimiz, kamu kuruluşlarımız, bu 4 gencin oluşturduğu birlikler Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 2 farklı ülkeden ortak alarak yanlarına bir proje geliştirebilirler, ortaklık projesi geliştirebilirler ve her konuyu işleyebilirler. Spordan, sağlığa, gençliğin kişisel gelişiminden demokratik kültüre,
aklınıza gelecek her konuyu ele alabilirler. Bu konuda Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki kuruluşlarla bu gençlikle ilgili çalışan kuruluşlarımız bu konuyu beraber irdeliyorlar. Birlikte seminerler, organizasyonlar düzenliyor, araştırmalar yapıyorlar. Bunun sonucunda da projelerini tamamlıyorlar. Peki bununla ilgili nasıl katkılar sunuyorsunuz onlara maddi olarak? Şimdi bu stratejik ortaklık projelerin bütçeleri daha büyük. 2 yıl veya 3 yıllık projeler yapılabiliyor. Eğer 2 yıllık bir proje yapıldığı takdirde 300 bin avroya kadar destek sağlanıyor. Eğer 3 yıllık bir proje yapıldığı zaman bu destek 450 bin avroya kadar çıkabiliyor. Hareketlilik projeleri, yani birinci tarz daha kısa dönemli gidip ve bireyler üzerinde değişimi hedefleyen programlarda bütçe biraz daha az olabiliyor. Orada 10 bin avro ile başlayan bir bütçeden 100-150 bin avroya kadar çıkabiliyorsunuz. Bu artık kaç kişinin değişim yapacağını, kaç kişiyi Türkiye'ye çağıracağınız, buradan kaç kişinin yurt dışına gideceği ile alakalı. Peki üniversiteli, daha doğrusu üniversite camiasını ilgilendiren başlığa gelelim. Çünkü öğrenciler, öğretim Tabii. elemanları, kurumsal olarak üniversiteleri de ilgilendiren destekleriniz var bildiğim kadarıyla. Tabii ki. O başlığı biraz açabilir Erasmus Plus'ın altında yüksek öğretim. İkinci başlığımız gençlikten sonra. Yüksek öğretim başlığı altında üniversiteler açısından da yine iki tarz değişim imkanı var, proje imkanı var. Bunlardan bir tanesi klasik bütün öğrencilerimizin de bildiği Erasmus, eski Erasmus programı adını verdiğimiz programdaki değişim imkanları. Yani herhangi bir üniversitemizin herhangi bir fakültesinde okuyan bir öğrencimiz, örneğin diş hekimliği, örneğin inşaat mühendisliği, örneğin uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bir dönem, yani 3 ay Eylül'den Şubat'a ya da bir sene Eylül'den Haziran'a kadar ki olan dönemde değişim amaçlı gidebiliyor. Orada okulunu okuyor, derslerini alıyor. Yani yarım dönemini, bir dönemini veya bir senesini bu Avrupa Birliği'nin üniversitesinde tamamlayarak eğitimini tamamlamış oluyor. Yani 4 sene okuduğu üniversitenin bir senesini yurt dışında geçirmiş oluyor. Yine keza bu değişim akademik personel ve idari personel için de geçerli. Üniversitelerdeki öğretim görevlilerimiz, araştırma görevlilerimiz Avrupa Birliği üyesi ülkelere giderek ders verebilirler veya üniversitelerin organize ettiği eğitimlere katılabilirler. Bunlar bir haftalık, 5 günlük daha uzun süreli eğitimlerde gerçekleşebilir. İdari personel, yani kütüphanede çalışan memur dahil olmak üzere bu değişimlerden yararlanabilir. Yine öğrenci, özür dilerim, lafınızı kesiyorum. Öğrenci okulu aracılığıyla mı başvuruyor? Evet, size? Üniversitelerde tek istisnamız bu. Diğer bütün programlarda başvuru Türkiye Ulusal Ajansı'na yapılıyor. Ancak üniversite öğrencileri ve akademik personel söz konusu olduğunda başvurular üniversitelerine yapılıyor. Her üniversitemiz, ki bu dönem şu anda Erasmus için sınav dönemi, Erasmus'tan faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerimize de buradan çağrı yapalım. Üniversitelerin Erasmus koordinatörlüklerinin duyurularını takip etsinler. Her üniversite bir sınav yapıyor. Genelde bu bir dil sınavı oluyor. Not ortalamalarına bakılıyor. İkisinin ortalaması alınıyor ve o sene üniversitemiz kaç öğrenci değişimi yapacaksa ona göre de sıralamaya göre öğrencilerini seçiyor. Yani öğrencilerimizin not ortalamalarına ağırlık vermeleri gerekiyor. Dillerini iyi tutmaları gerekiyor. Üniversiteler açısından ikinci imkan ise yine az önce bahsettiğim bu stratejik ortaklık projeleri. Bu stratejik ortaklık projelerinde üniversitelerimiz Avrupa Birliği üyesi ülkelerden üniversitelerle, kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, meslek örgütleriyle, özel sektörle, her kuruluşla ortaklık kurarak üniversite eğitiminin kalitesinin artmasıyla ilgili projeler gerçekleştirebilirler. Yine burada da 300 veya 450 bin avroya kadar 2 veya 3 yıl olmasına göre imkan, destek alabilirler. Şimdi tabii ki üniversite öğrencileri biraz detaylarına vakıftır ama anne babalar belki biraz tedirgin olabilirler, detaylarını bilmiyordur. O yüzden herkesin anlayacağı şekilde sormaya çalışıyorum. Şimdi bir üniversite öğrencisi, başarılı da bir öğrenci, Avrupa'da bir yılını geçirmek istiyor. Bunun için okuldaki koordinatörlere, Erasmus koordinatörlüğüne başvuruyor. Sınava giriyor ve Aynen. yeterliliği elde ediyor. O gerekli puan neyse Aynen onu öyle. Alıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra şöyle oluyor. Eğer Erasmus değişimine öğrenci hak kazandıktan sonra üniversitesiyle beraber başvuru yapacağı, gideceği üniversitesiyle iletişim haline geçiyor. Mailler, telefonlar aracılığıyla hangi bölüme, hangi dönemde gideceğine karşılıklı olarak anlaşıyorlar. Üniversite, karşı tarafın üniversitesi onlara bilgi geçiyor. Şu yurtta kalabilirsin veya şu tip imkanlarımız var, şunlardan faydalanabilirsin gibi. Bizim gönderecek olan üniversitemiz ne kadarlık bir fon sağlayacağını, ne kadarlık bir hibe sağlayacağı konusunda üniversite öğrencimize bilgi sağlıyor. Sonuçta her şey netleştikten sonra da üniversite öğrencimiz
uçak biletini alıyor ve yurt dışına okumasını yapmak üzere gidiyor. Aileye bir külfeti oluyor bu. Yani şöyle söyleyelim, üniversite Erasmus kapsamında tabii ki bir destek veriyoruz. Bu destek üniversite öğrencilerine yetebilecek nitelikte. Yani idareli kullandığı takdirde ailesinin cebinden bir kuruş çıkmadan öğrenimini tamamlayıp dönebilir. Ama elbette bazı külfetler mutlaka olacaktır. Çünkü bir yurt dışına çıkıyorsunuz, ihtiyatlı olmakta fayda var. Bu tip tedbirleri de almakta zaman içerisinde fayda var diye düşünüyorum. Ama yani biraz para biriktirmelerinde her zaman için fayda var. Ama öğrenci biraz sıkarsa bu destekte... Elbette. Gideceği ülkeyle de çok alakalı. Hmm. Çünkü bazı ülkelerde hayat çok kolay. Bazı ülkelerde, bazı şehirlerde yaşam zor. Bunu ona göre bir tercih yaparız. Bunu alalım mı sizler? Hangi ülkelerde daha kolay? Şimdi tabii örneğin İngiltere, Londra, bu Paris, Almanya'nın büyük şehirleri buralarda biraz daha zor oluyor. Ama örneğin Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya veya yukarıya doğru çıktığımızda Baltık ülkeleri gibi bu ülkelerde verilen ücretler veya hibeler rahat rahat öğrencilerimize yetiyor. Yetebiliyor. Peki diğer programlara geçelim. Onlardan birisi de iş dünyasını ilgilendiren tabii. Meslek edindirme galiba. O programı biraz açabilir miyim? Üçüncü program meslek edindirme. Meslek edindirme içerisinde de iş dünyası yine kurum farkı gözetmeksizin burada işletmelerimiz de başvuru sahibi olabiliyorlar. İşletmeleri temsil eden sanayi ticaret odaları, iş adamlarını temsil eden sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri, ihracatçı birlikleri dahil olmak üzere bütün bu kuruluşlar başvuru yapabilirler. Ne için yapabiliyorlar bunu? İki tane yine temel bu anlamda hizmet sunuyoruz onlara. Bir tanesi çalışan personelin niteliğini yükseltmek. Yani bir işletmede çalışan personelin bilgi ve becerisini yükseltmek o konuyla ilgili. Örneğin CNC tezgahı kullanan bir usta eğitmenin, o işletmede aynı zamanda diğer çalışanlara da öğreticilik yapan bir eğitmenin bu teknolojiyi daha iyi kullanabilmesi adına yurt dışına gitmesi. Veya meslek liselerinde okuyan, yani potansiyel çalışma ya sahip olan öğrencilerin niteliğinin geliştirilmesi. Ya da meslek dersi veren meslek liselerinde, halk eğitim merkezlerinde ya da işletmelerde, yani meslek eğitimi sağlayan kişilerin niteliklerin artırılmasıyla ilgili yurt dışına yapacakları staj, yani 2 hafta, 3 hafta, 1-1,5 ay, 3 ay veya oryantasyon, yani oraya gidip işi yerinde öğrenme, iş başında öğrenme, makineleri kullanarak, bir kişinin yanında durarak, sistemleri görerek öğrenme tarzında veya değişim, giderek, gözlemleyerek, aynı zamanda eğitim alarak bunların tamamını kapsayan yöntemlerle değişimler yapabiliyorlar. Yani mesela Türkiye'deki bir ticaret odası sektöründe önemli gördüğü örneğin deriyle ilgili bir sektör. O sektörle sektörde çalışan işçilerin, o sektöre eleman yetiştiren meslek liselerindeki öğrencilerin, meslek eğitimi veren öğretmenlerden oluşan bir karma, diyelim ki 50 kişilik bir karma oluşturarak deri sektöründe iyi olan örneğin İtalya'ya bunun tasarımını öğretmeye veya dokumasını öğretmeye, değişime gönderebiliyor. Orada bir işletmeye gönderebileceği gibi bir enstitüye, bir üniversiteye veya bir kamu kurumuna değişim yapabiliyor. Bunu da ulusal ajans aracılığıyla elbette yapıyor. Yine biz size kurumsal tüm yol masraflarını, harcırahını, orada ihtiyaç duyduğu diğer maliyetleri, hazırlık bedellerini, mesela dil bilmiyor olabilirler. Hı hı. Gitmeden önce 3 ay, 2 ay dil kursu alabiliyor. O dilin pratik İngilizcesini veya yabancı dilini öğrenmek adına bu tip maliyetleri de ödüyoruz. Öncesinde kursu... Tabii iş dünyası için bir başka destek de az önce adını verdim yine o stratejik ortaklıklar. Yani iş dünyasını temsil eden kuruluşlarımız, mesela mobilya sektöründe teknolojiyi kullanarak tasarım yapmayla alakalı o firma üreticilerine yönelik bir modül geliştirme, eğitim sistemi geliştirme ile ilgili bir ticaret odamız proje yapmak istedi. Yapılabilir. Veya geçenlerde de bizim finanse ettiğimiz çok güzel bir proje, örneğin Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğümüz kayak yaralanmalarında acil arama kurtarma ile ilişki olarak 20 tane personeli Avusturya'ya meslek eğitimine gönderdi. Yani bu tarz çok farklı alanlarda, yeter ki meslekle alakası olsun, iş dünyasının üretim sistemleriyle alakası olsun, onların verimliliğini yükseltmeyle alakası olsun, bu tip projelere destek sağlamış. Belki aklımıza gelmeyecek bir şey ama Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü düşünmüş. Elbette, ve tabii, buna benzer birçok projemiz var çok farklı. Peki iş dünyasına değindik, bir de hayat boyu öğrenme, yani yaş sınırı olmadan bir şeyler yapılabilir. O nasıl yetişkinler oluyor? Yetişkinler öyle. Tabii. O da okulla bağı kopmuş, yani artık liseden mezun olmuş, üniversiteden mezun olmuş, bizler gibi, bu salonda olan herkes gibi. Yetişkinlere yönelik yine konu sınırlaması olmaksızın onların becerilerini kuvvetlendirmeye, kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik fonlar, destekler de var. Yine bu başlık altında bireyler mesela
bir kamu kurumunda çalışan, bir sivil toplum örgütünde çalışan, bir üniversitede çalışan, bir meslek örgütünde çalışan bir birey veya TRT'de çalışan bir birey Avrupa'da bir kurs buldu. Kendisini geliştirme adına, kişisel gelişim adına bir imkan. Bu kursa katılmak istiyor ama kurumunun buna bir bütçesi yok. Örneğin kurumuna başvuru yaparak, kurumu aracılığıyla bu kursa gitmek için bize başvuru yapabiliyor. Biz onun kurs katılım ücretini, o anda yol parasını, harcırağını ödüyoruz. Yani kişisel gelişimle ilgili yurt dışındaki konu sınırlaması olmaksızın birçok alanla ilgili kurslara katılım sağlanabiliyor. Veya iyi uygulamaları transfer etmek adına projeler gerçekleştirebiliyor. Mesela yine sağlık alanında Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı çok güzel bir proje var. Adı Yaşayan Hastaneler. Ankara'da belli hastanelerden sağlık personelini seçerek Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki hastanelere, yani aynı hizmetleri yapan kişilerle onları bir araya getirerek o hizmetleri nasıl sağlıyorlar, vatandaşla nasıl diyalog haline geçiyorlar, onların artıları ne, bizim artılarımız ne, bunları karşılaştırma imkanı kapsamında bir ortaklık projesi gerçekleştirmişler. Yetişkin alanın, eğitim alanında bu tip ortaklıkların, yani iyi uygulamaları transfer etmek, ortak uygulamalar geliştirebilmek, hizmetlerin kalitesini artırabilmek adına da projeler yapılabiliyor. Peki son başlık, süremiz de sona doğru ilerliyor. Sporcular da sizin ilgi alanınızda, daha doğrusu sporcular da size başvurabiliyor. Onlar nasıl programlar geliştiriyor? Şöyle, bütün bu anlattığım alanlarda spor konusunda proje yapılabiliyor. Hı. Ama bu dönemde yeni bir fark var. 2014'ten itibaren sporu özel bir konu olarak aldık. İki tane tematik alan girdi sporda. Yalnız bir fark daha var. Spor projeleri Brüksel'e başvuruluyor. Yani Türkiye Ulusal Ajansı'na değil, tüm Avrupa'daki kuruluşlarla beraber yarıştırılıyor. İki tane konu var. Bir tanesi spor organizasyonları. Yani bir kuruluşumuz, bir spor kulübümüz veya bir sporla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluşumuz uluslararası bir organizasyon yapmak istiyorsa bunu projelendirip başvuru yapabiliyor. Kazanırsa da o uluslararası organizasyonu ülkemizde gerçekleştirebiliyor. Kişisel sporcuları ilgilendiren bir tarafı var mı? Profesyonel sporcular katılabileceği gibi vatandaşlara yönelik bir organizasyon da olabilir bu. Yani örneğin belli bir yaş grubundaki yetişkinlerin sokak basketbolu oynaması ve bununla ilgili bir turnuva uluslararası bir turnuva yapılması söz konusu olabilir. Yani herhangi bir şekilde sınırlama bu alanda yok. İkinci konu ise sporun gelişimini engelleyen, işte şike gibi, doping gibi, maç ayarlama gibi ya da kötü alışkanlıklar sporcuların gibi, bunların önlenmesi veya sporun gelişimine katkı sağlayabilecek, sporcu gelişimine katkı sağlayabilecek işte sağlık hizmetleri, teknik hizmetler, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı ya da işte hakemlik vesaire gibi konuların gelişimiyle ilgili de projeler geliştirilebiliyor. Bu yasa dışı bahis ve ırkçılık da giriyor mu bu başlık altına? Bahis o şike kısmıyla evet. Irkçılık tabii ki konu kapsamında var. Irkçılıkla mücadele ilgili projelerde elbette sunulabilir. Peki bütün bu başlıklar hızlıca anlattığınız, evet, çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Bütün bu başlıklar altında Türkiye Ulusal Ajansı bugüne kadar kaç kişiyi destekledi, ne kadar destek verdi, belki yıl bazında önemsediğiniz rakamları bizlerle paylaşırsanız. Şimdi biz 2003 yılında bu kaynakları kullanmaya başladık dedim. Geçtiğimiz dönemlerde bu programların isimleri farklıydı. İşte Leonardo, Vinci'ydi, Comenius'tu. Yeni dönemde hepsinin adı Erasmus Plus oldu. Bu son 10 yıllık dönemde Türkiye Ulusal Ajansı ve Türkiye çok önemli bir performans gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Bakanlığımızın, daha önce bağlı olduğumuz Kalkınma Bakanlığımızın destekleriyle. Bu 10 yıllık dönemde Türkiye Ulusal Ajansı 630 milyon avroluk bir kaynak kullandı. Toplandı ve projelere destek sağladı. 102 binin üzerinde başvuru aldı Türkiye Ulusal Ajansı ki Avrupa'da birinci sıradayız. En fazla proje geliştiren ülke Türkiye. O yüzden de kamuoyunda bir kötü algı vardır. Efendim bizler proje geliştiremediğimiz için AB fonlarını kullanamıyoruz diye. Bizim programımız için bu geçerli değil. Biz Türkiye'de Avrupa birincisi olduk bu yöntemde. 630 milyon avroyu bu 102 bin proje arasından yapılan değerlendirmede 25.031 projeye finansman verildi bugüne kadar. 630 milyon avroyu bu projelere aktardık. Bugüne kadar 150 bin yurt dışından Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye'den de 370 bin vatandaşımız bu proje aracılığıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerde eğitim alma imkanına sahip oldu. Bunlar kimi zaman 2 günlük, 3 günlük kısa eğitimler, kimi zaman 1 seneyi ve hatta onu da aşan, dediğimiz gibi üniversite değişimi veya meslek eğitimi gibi konular kapsamında oldu. Peki, teşekkür ediyoruz. Son bir ricamız var. İnternet adresini bir daha hatırlatırsak. Elbette. 3 tane W'yi. Bu kampanyayla, bu programlarla ilgilenenler başvurabilirsiniz. Tabii ki. İnternet adresimiz 3 tane W.ua.gov.tr. Burada bu anlattıklarım. Arkadaşlarımız da ekrana yazdılar. Çok güzel olur. Teşekkür ediyoruz. Bunlar, bu anlattıklarım hepsi web sayfamızda var. Çok rahatlıkla izleyebilirler. Hatta bunların kısa filmleri var. Yani çok değişik varyasyonlarda anlatım modelleri var. Son bir husus. Bu seneki başvurular
bu kısa dönemli değişimler için başvurular 24 Mart'ta bitiyor. Çok az zamanımız kaldı ama bu stratejik ortaklıklar için zamanımız çok. O da 30 Nisan'da. Ben özellikle, yani belki kısa dönem için vakit kalmamış olabilir ama kuruluşlarımızı bu sene için 30 Nisan'a bu stratejik ortaklıklara eğilmeye... Öğrencileri ilgilendiren bir tarih var mı? Öğrenciler için dediğimiz gibi Erasmus öğrencileri açısından bakıldığında... Onlar üniversitelerini takip edecekler. Onun için herhangi bir sıkıntı yok. Gençlikte de biz 3 defa başvuru alıyoruz. Onlara yine bir istisna verdik. Diğerlerinde bu yok. Gençlikte 17 Mayıs'ı kaçırırlarsa, 30 Nisan, onu kaçırırlarsa 1 Ekim'de yine başvuru imkanları var. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ayağınıza ederim. Sağlık, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Plus programları kapsamında katkıda bulunmak için bir sürü şey yapıyor. Tarih ve diğer esneklikler de bunların başında sayılabilir. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Bülent Özcan konuğumuzdu ve Erasmus Plus programlarını konuştuk. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.